Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vakıfbank mobil uygulamasında eğitim ve sınav ödemelerini inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Tüm işlemler diyorum, ödemeler, eğitim ve sınav ödemeleri menüsüne giriş yaptım. Öncelikle işlem türünü belirlememiz gerekiyor. Sınav ödemeleri ve üniversite ödemelerini görüntülemekteyiz. Sınav ödemelerinden bakalım. MEP sınavları diyorum. Ödeme bilgisi için öncelikle TC kimlik numaramızı girmemiz gerekiyor. Ardından hangi sınava girmek istersek onu belirlememiz gerekiyor. Burada motorlu taşıt sürücü, kursiyerleri, el sınavı, kıyı emniyeti genel müdürlüğü, amatör telsizcilik el sınavı ve son olarak kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik el sınavlarını görüntülüyoruz. Şu an aktif olarak bu sınavların ödemelerini gerçekleştirebiliriz. Örneğin motorlu taşıt sürücüsü için tercihimizi yaptık. TC kimlik numaramızı girdik. Devam dediğimiz takdirde ödeyeceğimiz miktarı ve ödeme aracılarını görüntüleyeceğiz. Ödeme araçlarından hesaplarımızı veya kredi kartlarımız üzerinden ödemeyi gerçekleştirebiliriz. Eğer hesabımıza veya kredi kartımıza yeterli bakiye var ise devam dedikten sonra ödemeyi sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet, üniversite ödemelerine bakalım. Burada Vakıfbank'ın anlaşmalı olduğu üniversiteleri görmektesiniz. Örneğin Batman Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi başvuru ücreti, Çankaya Üniversitesi eğitim ücreti gibi birçok ödeme şekli mevcut. Bulunduğunuz üniversiteyi seçtikten sonra TC kimlik numaranızı giriyorsunuz ve ad soyadı girdikten sonra devam demeniz yeterli. Bu adımda ödeme aracına geçmiş olacaksınız. Hesap veya karttan tercih yaparak ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Farklı bir üniversiteye bakalım. Örneğin Abdullah Gül Üniversitesi tahsilatlarına bakalım. Bu adımda da öğrenci numarasına ihtiyacınız var. Sadece TC kimlik numarası ile işlem yapabileceğiniz üniversiteler mevcut. Bazı üniversitelerde öğrenci numarasına ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Öğrenci numarası girdikten sonra ödeme adımına geçerek buradan ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.